Evet, yine Pamukkale Üniversitesi'nden bir haberle devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Yüzme Takımı bu yıl ikisi Türkiye şampiyonluğu olmak üzere tam 17 madalya kazandı. Sporcular ve teknik heyet Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bağcı başarılı öğrencilere teşekkür etti. Kulüpler var. Bu çerçevede de bir de yüzme kulübümüz var. Hedeflerinin 2016 olimpiyatlarına Denizli ve üniversitelerinden bir sporcu göndermek olduğunu, bunun için gereken şartların sağlandığını ifade eden Bağcı, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip en kısa zamanda Türkiye'nin en iyi yüzme kulüpleri arasına girmek, bunun yanında 2016 olimpiyatlarında yarışan, 2020 olimpiyatlarında ise madalya alan sporcular yetiştirmek istiyoruz. Tesislerimizin uluslararası standartta olması en büyük avantajımız dedi. Dünya şampiyonasına katılımı sağlamak, 2020 yılında da madalyalar getirmek üzere bu gençlerimizi burada sizin huzurunuza çıkardım. Huzura çıkarmanın ayrı bir tarafı da hem Pamukkale Yüzme Kulübü'nü daha bundan sonra yakından tanımanız, ilgi göstermeniz hem de onların geçen hafta aldıkları başarıları birlikte kutlamak. İki birincilik madalyamız var. İsmail Çeviş. İsmail hocamızın oğlu ama İsmail hocamızın oğlu olduğu için değil. 2020 yılında dünya şampiyonu olmak istidadını gösterdiği için kulübümüz tarafından biraz daha kendisine özel ilgi gösterilerek diğer arkadaşlarıyla birlikte onun şampiyonluğunu kaç kişi var burada? 14 şampiyonlukla birleştirmek ümidiyle onu ben bir kutluyorum. Teşekkürler. Hocam bakabilir miyiz buraya? Sayın hocam buraya da bakabilir miyiz? Hocam bakar mısınız? Yüzme antrenörü Bayram Yalçınkaya ise Türkiye Yüzme Federasyonu ile Pamukkale Üniversitesi arasında bir protokol imzalandığını, böylece tesislerinin yüzme sporu yüksek performans merkezi olması konusunda ilk adımın atıldığını söyledi. Yalçınkaya bu sayede sadece bizim değil, çeşitli ülkelerin milli takımları da Denizli'ye kamp yapmaya gelecek. Böylelikle ilimizin ve üniversitemizin tanıtımına hem de öğrencilerimizin ve sporcularımızın gelişimine katkı sağlanacak dedi. Evet, takım toplam 17 madalya kazandırdı üniversiteye. Sayın seyirciler, daha önce de horoz dövüşü yapıldığı gerekçesiyle baskına uğrayan Denizli Horozlarını Yaşatma Derneği aynı nedenle yeniden polis tarafından basıldı. Baskında 71 kişi gözaltına alındı ancak daha sonra bunlardan biri tutuklandı, 70'i serbest bırakıldı. Denizli Horozları ve Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği yönetici ve üyelerinin koruma adı altında horoz dövüşü yaptırdığı tespit edildi. Aynı derneğe daha önce de horoz dövüşü yaptırıldığı gerekçesiyle operasyon yapılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri derneğin Bakırlı Mahallesi'ndeki özel bir merkezine sabah erken saatlerde baskın yaptı. Binanın kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Federasyon istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Federasyon istiyoruz. Nasıl bir babanın dövüşü varsa, insanlar birbirine boks yapıyorsa biz bu ırkın yetiştiricilerini savuruyoruz. Özel bir sahne ve tribünlerin tasarlandığı binada polis ekipleri kanlar içindeki horozların halen dövüştürüldüklerini tespit etti. Burada şimdi Ağustos'ta Polis kanlar içindeki hayvanları kurtarırken salondaki kişiler arasında dernek başkanı Cemil C. isimli kişinin de olduğu tespit edildi. Toplam 71 kişinin bulunduğu binadaki herkes gözetim altına alındı. Hayvanlara işkence yapmak, kumar oynamak ve oynatmakla suçlanan 71 sanıktan 70'i serbest bırakılırken dernek başkanı Cemil C. adliyeye sevk edildi. Sayın seyirciler, şimdi yine hayvanlarla ilgili bir haberle devam edeceğiz ama
Bu oldukça olumlu bir haber. Denizli Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması projesiyle Türkiye'ye örnek olmasının ardından şimdi ilk kez yine sokak hayvanları için bir proje başlatıyor. Bu projeyle de Türkiye'de ilk kez Denizli'de sokak hayvanları kuru mamayla beslenecek. Denizli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sokak Dostlarımız Hayvanlar için deneme amaçlı uygulamaya koyduğu projeyi 2013 yılı başından itibaren tamamıyla faaliyete geçirecek. Buna göre daha önce atık yiyecekler ve anlaşmalı firmaların yemek artıklarıyla beslenen sokak hayvanları bundan böyle sağlıkları ve gelişimleri için hayati öneme sahip kuru mamayla beslenecek. Sağlık İşleri Müdürü Özcan Karet, sokak hayvanlarının barındığı alana gelerek köpeklerin sağlığı ve bakımı konusunda bilgi verdi. Karet aralarında hasta, yaşlı, sakat ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının da bulunduğu sokak dostlarının Denizli Belediyesi'ne ait Türkiye'de pek örneği görülmeyen beslenme odalarında misafir edildiğini ifade etti. Hayvanlarımız bulunmakta. Bunları burada yaklaşık 3 tane veterinerimiz tarafından her gün kontrol edilmekte. Hastalıkları konusunda, kısırlaştırmalar konusunda ve parazit tedavileri konusunda burada bakım yapılmakta. Yaklaşık bu 1000 sokak hayvanımız her gün kuru mamayla ve yine anlaşma yaptığımız firmalardan atık yemeklerle beslenmektedirler. 2013 yılı itibariyle de Denizli Belediyesi artık sokak hayvanlarını büyük oranda kuru mamayla beslemeye yönelecektir. Bu da Türkiye'de zannedersem ilk olacaktır. Kuru mamanın özelliğine gelince de kuru mama dengeli bir besin oluşturmakta ve hayvanlarımız biraz sonra da belki arkadaşlarımız gösterecektir. Hakikaten doygun, semiz bir haldeler, sağlıklı bir haldeler. Bunun da en önemli nedenlerinden birisi de beslenme konusunda kuru mamanın seçilmesidir. Denizli Belediyesi'nin hizmet verdiği sokak hayvanları kliniğinde ise 3 ameliyathane odası, 16 sokak kedisi ve 28 köpek padoku bulunuyor. 3 veteriner hekim ve 7 personel 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Burada sadece sokak hayvanlarının değil, evcil hayvanların da tedavi, kısırlaştırma ve aşılaması yapılıyor. Klinikte ayrıca 2 sokak hayvanlarını toplama ekibi de yer alıyor. Evet, özellikle kış aylarında hayvanların beslenmesi, sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması oldukça önemli ki bu konuda hani sık sık da uyarılar yapılıyor. Eğer ki imkanınız varsa en azından evinizin yakın bir yerine mutlaka sokak hayvanlarının kışın yiyebileceği kadar bir yiyeceği bırakın diye. Ama Denizli Belediyesi bu projeyle Türkiye'ye de örnek olacak. Çünkü ilk kez Denizli'de hayvanlar kuru mamayla beslenecek. Şimdi yine hayvanlar dünyasından bir haberle devam edeceğiz. Çünkü soğuk havalar iki ezeli düşmanı birbirine dost yaptı. Yani kediyle köpeği. Pamukkale Üniversitesi'nin kampüsünde görenleri şaşırtan bir olaydı. Soğuk havadan ısınmak için kediyle köpeğin dostluğunu izleyeceksiniz şimdi. Pamukkale Üniversitesi kampüsünde kediyle köpeğin birbirine sarılmaları dikkat çekti. Soğuk nedeniyle birbirine sığınan sokak hayvanları görenleri şaşırttı. Soğuktan dolayı birbirine sokulan kedi ve köpeğin dostluğu kameranın çekime başlamasıyla bitti. Herkes kediyle köpeğin düşman olduğunu bilir ama bugün Pamukkale Üniversitesi'nde kameralarımıza güzel bir görüntü takıldı. Kedi ve köpeğin sürekli birlikte oynadıklarını belirten üniversite çalışanları Pamukkale Üniversitesi kampüsünde hayvanların hiç kavga yaşamadığını belirttiler. Oldukça samimi bir görüntü. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Gün içinde öne çıkan başlıkları aktardık size ki bugünü toparlayacak olursak ilk sırada Kale'den bir haberimiz vardı. Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk kooperatifinin dokumacılığı korumak amacıyla Kale'de kurulduğunu söyledi. Diğer taraftan yılbaşı rezervasyonları %90'ı bulan Denizli'de turizm ve turizmci şimdi de teşviği bekliyor. Çünkü teşvik Denizli'de turizm sektörünün daha da büyümesine neden olacak. Diğer taraftan 657 sayılı, daha doğrusu kamu personel sisteminde radikal değişikliğe gidilecek. İşte bu değişiklik 657 sayılı memurlar üzerine nasıl bir etki yaratacak? Bununla ilgili de farklı görüş programında Bahadır Kelci'nin sunduğu programda Türk Bürosu'nun Denizli Şube Başkanı İsmail Maral açıklamalarda bulunmuştu. Yine Pamukkale Üniversitesi'nde önemli bir toplantı gündemde ön sıralarda yerini aldı. Denizdeki hibelerin ve yatırım olanaklarının tartışıldığı bir toplantıydı bu. GEKA ve COSGAP temsilcileri bu toplantıda bir araya geldi. İşte öne çıkan başlıklar da bunlar. Günü noktalıyoruz.
Yarın saat 19'da canlı yayında ana haber bülteninde yeniden karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.